İşte analiz programı olarak Hatay'da Aydınlıoğlu Mimarlık Mühendisliğe konuk olduk ve yanımızda Mete Bey var. Mete Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mete Aydınlıoğlu. 1991 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdum. İlkokulu Kırıkhan'da okudum. Liseyi Antakya merkezde bitirdim. Daha sonrasında üniversite yıllarında NİDE Üniversitesi Yapı Denetim ve yine NİDE Üniversitesi İnşaat Teknolojileri bölümlerini bitirdim. Ondan sonra DGS sınavı ile dikey geçiş sınavı ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %75 burslu mimarlık bölümüne geçiş yaptım. Orayı bitirdim. Daha sonrasında İstanbul'da birkaç çeşitli firmada çalıştım. Daha sonra memlekete dönüş kararı aldık. Bu kararda da aile şirketi kurarak kardeşim inşaat mühendisi onunla beraber Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşaatlarımıza yapmaya başladık. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz yeni bir şirket. 2 yıllık bir şirketiz. Taze bir şirketiz. Bir aile şirketiyiz. Ben, annem, babam ve kardeşim. Bu şekilde devam ediyoruz. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Ağırlıklı olarak konut hizmetindeyiz. Bina hizmeti de deniliyor. İnşaat denince akla birçok şey geliyor. Bunların içerisinde yollar, köprüler, barajlar, aklınız alamayacağınız inşaat alanları var. Bu alanların hepsine aynı anda yetişmek tabii ki de çok zor. Şu an biz konut sektöründen başladık. İlerleyen zamanlarda değişik sektörlere de kollara da girmeye çalışacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnşaat sektörü olarak konuşayım. Bir, aynı zamanda mimar olarak söyleyeyim. Bir yapıyı alırken bir yapının kullanabilirliği çok önemli. Daha öncesinde aman bir evim olsun, üstünde bir çatısı olsun ama nasıl olursa olsun bir anlayışı vardı. Şu an o algı tamamen kayboldu. Toplumumuz tamamen bilinçlendi. Bu bilincin arkasında olsunlar, sürekli araştırsınlar. Neler aldıklarını bilsinler, ne alacağını bilsinler. Projelerine baksınlar. Bu projeleri kendilerine göre değerlendirip doğru bir yatırım yapsınlar. Mete Bey'e teşekkür ediyor ve mikrofonlarımızı Mert Bey'e çeviriyoruz. Mert Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mert Aydınlıoğlu. Doğma büyüme Kırıkhanlıyım. İlkokul Kırıkhan'da, lise Antakya, üniversitede İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. İnşaat mühendisliği 2018 mezunuyum. Şu an faal olarak kendi işimizle, aile şirketiyle yapsat, müteahhitlik yapıyoruz. İnşaat mühendisi olarak mesleğinize dair neler söylemek istersiniz? Bu meslek gerçekten zor ve meşakkatli bir meslek. Neden? Çünkü hem insan sağlığı, hem insan güvenliği, hem farklı canlıların güvenliği hepsini bir arada tutmamız gerekiyor. Bunun için de herkesin bize emanet ettiği bir can var. Bunları en iyi şekilde korumamız lazım. Yani farklı metotlarla, nasıl olsun betonla demiri birleştirerek betonarme yapı veya farklı ahşap yapılar veya daha yüksek gökdelenler. Bunların hepsi inşaat mühendisleri, mimarların bir arada ortak olarak çalıştığı ve aynı zamanda çok kutsal bir meslek olarak geçiyor. Bu mesleği çok ciddiye alıyoruz ve ciddiye alınması gereken bir meslek. Çünkü sonuçta bir can taşıyor. Bir inşaat mühendisi proje yapımında nelere dikkat etmeli? Öncelikle projeye uygun inşa edilen yapılara dikkat edilmesi gerekiyor. Bundan kastımız beton gelirken dayanımına bakılması gerekiyor. Deneylerin yapılması gerekiyor. Demirler döşenirken projeye uygun mu, değil mi? Etiyada atılırken sayısı, çirozlara bakıyoruz. Veya o bölgedeki deprem yüküne bakıyoruz. Bunları ölü yükler veya hareketli yüklerle 1.4 veya 1.6 kat sayılarına çarpıyoruz. Yani bunlar ne demek oluyor? Siz bir yapıyı yaparken her zaman 1.6 katında güvenli bölgede tutmuş olacaksınız. Bunları sağlarsanız Allah'tan da zavallı zeyan gelmezse inşallah bir şey olmaz. Proje yapım aşamasında başlangıç ve bitiş tarihlerinin önemi var mı? Tabii ki de önemlidir. Şimdi şöyle, inşaatın başlama tarihinden itibaren kaba inşaat dediğimiz beton, demir ve duvarlar örüldükten sonra inceye geçilmesi iyi oluyor. Neden? Çünkü binada çatlama olasılığı azalıyor ve zemin oturuyor. Bu da bir yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Hem satın alan kişiler tarafından, hem arsa sahibi tarafından, hem müteahhit tarafından zarar etmemesi için yaklaşık bir yılda yapı tamamlanırsa herkes için avantajlı oluyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.